Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugün 8 zamanlı Türk sanat musikisi usullerini dersimizde işleyeceğiz. Müsemmem olarak geçen bir usulümüz var. Aynı zamanda düyek, ağır düyek olarak karşımıza çıkan bir usulümüz var. Biz bu usullerimizi velveleli vuruşlarıyla size aktaracağız. Umarım keyifli bir ders olacak hepimiz için. Hemen ben metronomu açıyorum ve usullerimize geçiyorum. 8 zamanlı usullerden söz ediyoruz bugün. Dolayısıyla neyi kastediyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde bir döngüsellik içinde devam edecek çalacağımız usuller, ritimler. Ve biz bu anlamda düyek usulünü çalarken İki tane dörtlü grubu bir arada düşüneceğiz ve 8 sayısını iki tane dörtlü grubun toplamıyla ulaşacağız. Yani el vuruşlarımız 4 zamanlı usullerdeki gibi olacak. Buradaki tartımsal durumu analiz etmek noktasında. O zaman hemen başlayalım. Nasıl sayacağız? El vuruşumuz nasıldı? Hatırlayanlar için, hatırlamayanlar için direkt olarak hemen göstereyim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 zamanlılarda bu şekilde bir takip kullanıyorduk. Takip şekli kullanıyorduk. Böyle bir şablon kullanıyorduk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben şimdi usulü seslendireceğim. Çalmaya başladıktan sonra siz hazır olduğunda bana katılabilirsiniz. 60 metronomdayız bu arada. 1, 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Düm, tek, tek, düm, tek. Düm tek, tek, düm tek, düm tek, tek, düm tek, düm tek, tek, düm tek. Zaten aşina olduğumuz bir usuldü, düyek usulü. Biz daha ziyade ağır düyek mertebesinde çaldık. Bildiğiniz gibi mertebe dediğimizde aslında çaldığımız hız seviyelerini kastediyorduk. Bu çaldığımız hız seviyesi aslında iki zamanlı olarak da değerlendirdiğimiz, iki mertebede değerlendirdiğimiz düyek ve ağır düyek olarak karşımıza çıkan 8 zamanlı ilk usulümüzün aslında ağır düyek hali gibiydi biraz. Bu anlamda velveleli vuruşunu da görelim. Düyek usulümüzün. Yine ben metronomu açıyorum. Metronoma odaklanıyorum önce. İçselleştiriyoruz metronomu. Tempomuz bu şekilde geliyor. Yine el vuruşlarımız aynı olacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Düm teke tek ka düme düm. Tek teke düm teke tek ka düme düm. Tek teke.
teke düm, teke tek ka düme düm, tek teke düm, teke tek ka düme düm, tek teke. Sanıyorum düğek usulünün velveleli halini de idrak ettik. Kişisel çalışmalarımızla biraz daha yoğun notasyonlu olan bu vuruşu, eğer şu an 60 metronom hızlı geldiyse daha düşük metronomlarla çalışarak oturtacağınızdan hiç şüphem yok. Bu anlamda velveleli vuruşunda gördüğümüz 8 zamanlı usullerin ilk grubunu şu an geçiyoruz ve müsemmem usulüne geliyoruz. Müsemmem usulünün enteresan bir isimlendirmesi daha var. Katikofti olarak da karşımıza çıkabilir. Katikofti ya da müsemmem usulü olarak isimlendirilmiş bu usulümüzün 8 zamanlı olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Fakat tartımın öbeklerini bizim anlamamıza yardımcı olacak el vuruşlarımız bir önceki gibi değil. Yani düğek usulünü biz nasıl biçimlendirmiştik şablon olarak el vuruşlarımızda? İki tane dörtlü gruptan bir ölçüyü elde etmiştik. Burada 8 sayısına iki tane üçlü grup ve bir tane ikili grup kullanarak ulaşıyoruz. Ve ikili grubu ortada tutuyoruz. Yani baş ve son vuruşlarımız üçlü gruplardan oluşuyor. 1-2-3, 1-2-1-2-3. 2 tane 3'ün toplamı 6, 2 daha ilave ettiğimizde 8 sayısına ulaşıyoruz bu sayede. Ritmimizi metronom ile hemen şablonumuzu metronom üzerinde uygulayalım. 60 metronomdayız yine. 1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, düm, te, te, düm, te, te, düm, te, te, düm, te, te.
Usulümüz gördüğünüz gibi 3 tane vuruştan oluşuyor. İlk vuruşumuzda metronomu kapatayım. 1-2-3 grubunu oluşturuyoruz. Bir tane vuruşla düm, tek, tek, düm, tek, tek. Yalnızca 3 tane vuruş gördük. Fakat ne kadar etkili bir usul, değil mi? Yani Türk sanat musikisi özellikleri, yani keza Türk halk müziği ritimleri, çok sade bir takım vuruşlarla çok derin anlamlar oluşturabiliyor. Tabii ki yalnızca bizim kültürümüzdeki Anadolu coğrafyamızın zenginlikleri için değil bu. Bütün ritim dünyası, daha doğrusu bütün kültürlerin ritimsel yapıları aynı hissiyata, aynı benzer tavırlara sahip fakat ya da efektif güce sahip. Fakat tabii ki bizim tarihsel zenginliğimiz, kültürel zenginliğimiz ve çeşitliliğimiz, özellikle ritimsel çeşitliliğimiz dünyadaki diğer ülkelere göre biraz daha farklı. Bu anlamda Türk perküsyonistler, Türk ritimciler hani hep bir şey vardır. İşte Türk doktorlar çok iyidir, Türk pilotlar çok iyidir, Türk müzisyenler de çok iyidir. Yani bunu uluslararası festivallerde çalmış müzisyen arkadaşlarımız ya da yabancı müzisyenlerle çalışmış arkadaşlarımız ya da uluslararası arenada ki durumları takip edebilme fırsatı olmuş arkadaşlarımız iyi bilirler. Yani Türk müzisyenlerin yeri ülkemizin ülkemizin içinde yetişmiş müzisyenlerin yeri müzik dünyasında da bir farklıdır. Bunu da belirteyim. Çünkü çok zengin bir coğrafyanın bireyleriyiz. Yani Mezopotamya kültürünün devamını temsil ediyoruz. Bunu yani şimdi tarih dersine dönmesin iş. Ülkemizin zenginliklerini, kültürel zenginliklerini biz ritimsel çeşitliliklerde de hem halk müziği alanında hem Türk sanat musikisi alanında görüyoruz. Ve çok etkili, çok farklı duygular içinde barındırabilen birçok ritimle daha önümüzdeki derslerde de karşılaşacağız. Bu usul de çok etkileyici bir usul bence. Yani 1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-3. Yani çok net bir şey söylüyor. Hani herkes bunu kendi içinde anlamlandırabilir. Şimdi hemen bu usulün velveleli haline geçelim. Şimdi neden bu duygusal yapısıyla biraz duygusal yapısına değindim ilk çaldığımız örneğin? Çünkü aynı ritim yapısının, daha doğrusu aynı şablon üzerinde oluşturacak ya da çalacağımız velveleli vuruşlarla o ritimdeki duygu, yani biraz önceki duygusal yapının nereden nereye gittiğini göreceğiz. Yani vuruşlarımız biraz yoğunlaşınca, hani velveleli vuruşları biraz daha zenginleştirilmiş vuruşlar olarak biliyorsunuz simgeliyoruz. Ya da ben öyle telaffuz ediyorum. Biraz daha çeşitlenmiş ya da çeşitlendirilmiş halleri, velveleli vuruşlar. Biraz önceki duygu şimdi nereye gidecek? Nasıl bir duygusal yapıya evrilecek? Bu noktayı da es geçmeden bu ritmimizi çalalım. Sizden böyle bir ricam olsun. Bir kapı var çünkü orada. Orada bir kapı var ve o kapının arkasında başka bir durum var. Orayı size bırakacağım artık. Metronomumuzu açtık. Metronomumuza odaklanıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, düm tekka, 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 teke, düm tekka, 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 teke, düm tekka, 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 teke, düm tekka, tekka. Ka, tek, ka, teke.
müsemmen usulümüzün velvelili vuruşlarını da gördük. Size orada bir kapı var dediğim konu, biraz metaforla anlatmaya çalıştığım yapı aslında şuydu. Yardımcı olmak isterim. Daha doğrusu üzerinde durmaya değer bir konu bence. Nasıl değişti ritimsel karakter? Yani ritmik karakter ya da karakteristik yapı nasıl değişti? Yani aynı ritimsel aslında şablon üzerinde çaldığımız iki farklı ritim bambaşka bir şey ifade ediyor. Bu anlamda vurduğumuz her vuruş çok önemli. Ritim çalgıcılığında tabii daha sonra daha farklı boyutlarıyla olaya yaklaşımları çeşitlendireceğiz. Yani biraz daha ilerledikçe adım adım ritim çalgıcılığının aslında içindeki dinamiklere daha derinlemesine değineceğiz. Yalnızca ben şu an bu iki aslında Katikov Kofti olarak, müsemmem olarak karşımıza çıkan aynı ritimsel dünyadaki iki farklı versiyon arasındaki duygusal farklılığın yalnızca farkına varalım istedim. Bu açıklamaya çalıştığım şey aslında buydu. Vuruşlar değiştiği zaman, yoğunlaştığı zaman duygusal durum nereden nereye evriliyor? Bunu burada çok net görüyoruz. Bu anlamda 8 zamanlı usulleri, Türk sanat musikisindeki 8 zamanlı usulleri bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Ben şunu da belirteyim. Video sürelerimiz biraz uzun. Çünkü ben elimden geldiğince size velvelili vuruşları da ya da çeşitli varyasyonları da sunmaya çalışıyorum. Ve bu örnekleri yaparken özellikle süreleri belli bir zamansallıkta tutmaya çalışıyorum. Yani eşlik eden arkadaşlarımızı gözümde canlandırıyorum. Onların ritmi, yani ilk kez çaldığımız bir ritimle karşılaşan arkadaşlarımızın adaptasyon sürecini de hesaba katarak, yani o ritmi algılayıp çalabilir hale gelme süresi de işte 15-20 saniye ise, hani orada da bir devamlılıkla ritmi özümsemesi için özellikle süreleri 2,5 dakika civarında, en azından 2 dakika civarında tutmaya çalışıyorum. Bunu da belirteyim. Bu anlamda 8 zamanlı usulleri bitirdik. 8 zamanlı ritimlerin Türk halk müziğindeki karşılıklarını göreceğimiz derste görüşmek üzere. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.